Organik Alem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Ayşegül. Bu videomda yapması hem çok kolay hem de bir o kadar aşırı lezzetli biberli ekmek yapacağız. Çocuklarınızın ister beslenmesine koyun, isterseniz de misafirlerinize sunun. Hemen malzemelere geçelim. Malzeme listesini hem ekranda hem de açıklama kısmında detaylıca bulacaksınız. Püf noktalarından ilki tüm malzemelerin ılık olması. Eğer ki işiniz aceleyse, daha çabuk mayalanmasını istiyorsanız sütün ve suyun ılıktan biraz daha sıcak olmasına özen gösterin. İkinci püf noktası ise pufuduk poğaçalarınızın olmasını istiyorsanız yaş maya kullanın. Yaş maya çok daha fazla kabarmasını sağlayacak ve daha yumuşak poğaçalar elde edeceksiniz. Üçüncü püf noktası ise tuzu her zaman en son ekleyin. Önce şekeri ilave edin. En son unu içerisine tuzu ilave edin. Dördüncü püf noktası ise önce sıvıları karıştırın. En son kuru malzemeleri ilave edin. Burada ben yarısını döktüm ama normalde hamuru elle yoğuruyorsanız yavaş yavaş dökerek yoğurursanız çok daha iyi sonuç alacaktır. Ben hamur yoğurma makinesini tercih ettim. Mutfak şefine dair detaylı çekim istiyorsunuz, onu daha sonraki videolarımda sadece mutfak şefiyle yaptığım karıştırma bölümünü sizlere sunacağım. Burada mahlebi eklemeyi unutmuşum. Sonradan ilave ediyorum. Ve en son gördüğünüz gibi tuzu ilave ediyorum arkadaşlar. Biraz yoğrulduktan sonra tuz ilavesi yapıyorum. Hamur sizce de çok güzel görünmüyor mu? Evet, 5. püf noktasını da ekleyelim. Hamurun iyice yoğrulması. Hamurunuz ne kadar güzel yoğrulursa poğaçanız da o kadar güzel olacaktır. 6. püf noktası hamurumuzun iyi mayalanması için hava almayacak şekilde kapatmamız. Eğer ki cam kap kullanıyorsanız streç naylonla iyice kapatıp hava almamasını sağlayın. Evet, şimdi gelelim üst kısma, yani biberli dediğimiz kısma gelelim. Çökeleği bir kaba koyalım. Burada lor çökelek olmasın. Normal çökelek olursa çok daha iyi olacaktır. Daha lezzetli çünkü kuru çökelek. Bir tane soğanı ince ince kıyalım. Üzerine salçayı ilave edelim. Susamı ilave edelim. Susam çok lezzetli oluyor. Biraz karabiber, kekik ve sıvı yağ. Sıvı yağ bolca olması gerekiyor arkadaşlar. En önemli püf noktası, sakın azaltmayın. Azaltırsanız bu gerçek lezzeti ortaya çıkmıyor. Böyle içerisine çekiyor. Çok lezzetli oluyor. İnanın bana. Şimdi yoğurduğumuz hamur dinlendi, mayalandı. Böyle bir tezgah üzerine boşaltalım. Burada ben un serptim ama un serpmeyebilirsiniz de yağlayabilirsiniz. Burada biraz herhalde acele ettim. Hamur oldukça yumuşaktı. Özellikle sert bir hamursa asla ve asla un ilavesi yapmayın. Diğer püf noktamızı da hemen söyleyeyim. Ne kadar yumuşak bir hamur olursa poğaçanız o kadar yumuş yumuş olur. Bu çok çok önemlidir. Çok fazla sert hamur yoğurmayın. İnanın farkı göreceksinizdir. Ola ki biraz unu fazla kaçırdınız. Sert bir hamursa asla yere un serpelemeyin. Sıvı yağ serip o şekilde toparlamaya çalışın. Videomu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum güzel insan. Buraya kadar geldiysen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Yeni videolar bildirimleri açtığın takdirde sana ulaşacaktır. Videomu kimlerin izlediğini merak ediyorum. Emoji de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için ele yapışıyor. Bu sebeple ben de sıvı yağ aldım. Böyle toparlaması kolay olsun diye sıvı yağla toparladım. Hamur o kadar tatlıydı ki yumuş yumuş hemen zaten kendiliğinden açılıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz açtırdım üzerine. Çünkü biberli dediğimiz kısmı ilave edeceğiz. Bu işlemi yapmak oldukça eğlenceliydi. Şimdi hazırladığımız iç harcı hamurun üzerine yayıyoruz. Soğanını da çok demeyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani bizim ev halkı bayıla bayıla yiyor. Öyle söyleyebilirim. İsterseniz çocukların beslenmesine koyun. İsterseniz misafirlerinize ikram edin. İsterseniz Ramazan ayında gece hemen içerisinde kolaycacık atıştırın. Çok güzel bir alternatif diyebilirim. Biz çok sevdik. O yüzden sevdiğim için de sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakalım kimler beğenecek bu tarifimi. Ve nasıl tarifler isterseniz bundan sonra yemek tariflerimi, faydalı bilgiler mi, sizin istekleriniz doğrultusunda devam edeceğiz. Evet, mis gibi yeni çıktı. Yumuş yumuş. Gerçekten çok sıcaktı. Bastırınca zaten hemen içerisine çöküyordu. Biz çok beğendik.
Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.